Efendim tekrar merhabalar. Gün başlıyor, ikinci bölümde devam ediyor. İlk bölümde veda ederken sizlere söylemiştik. Konuğumuz İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar. Seçimler yaklaşıyor. Çok önemli konular var, çok önemli başlıklar var. Kendisiyle o konuları konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza öncelikli olarak. Evet. Teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de hayırlı sabahlar diliyorum. Şimdi önemli konular var. Tabii Samsun özelinde konuşacağız. Türkiye siyasetini konuşacağız. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Bu pazar İYİ Parti lideri Meral Akşener Samsun'da evet. olacak. Bugün Dünya Kadınlar, Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Biz ilk bölümde çok değindik bu konuya. O yüzden evet. tekrar girişte o girizgahla girmedim. Bir kadın lideriniz gelecek pazar günü buraya. Hem de bu önemli bir günün hemen arifesinde diyelim. İsterseniz oradan başlayalım. Evet. Siyasete yavaş yavaş ısındıralım, tamam. girelim. Ben öncelikle tabii 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla bütün kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Tabii bizim partimizin de lideri bir kadın. Onun da bambaşka bir tarafı var. Zaman zaman biz diyoruz ki memlekete bir kadın eli değsin istiyoruz. Artık vaktinin zamanının geldiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki pazar söylediğiniz gibi 10 Mart saat 2'de Cumhuriyet Meydanı'nda Meral Hanım'ı misafir edeceğiz. Türkiye gündemiyle ilgili, yerel yönetimlerle ilgili partimizin düşüncelerini anlatacak. Biz de onu sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu vesileyle de bütün Samsunluları 10 Mart Pazar günü saat 2'de Cumhuriyet Meydanı'nda bekliyoruz. Evet, Meral Akşener dediğimiz gibi yine Pazar günü gelecek Samsun'a saat 2'de. Pazar günü burada olacak. Şimdi Samsun'da olacak dedik. Tabii ki önemli konular var. Artık seçime çok az evet. bir zaman kaldı. Gerçekten siyaset için çok az bir süre. Çalışmalar devam ediyor. Önce yerelden başlayalım. Ülke siyasetine doğru gideceğiz. Büyükşehir'de, ilçelerde çalışmalar var. Ben şunu sormak istiyorum. Sizce Samsun'un en büyük problemi nedir? Özellikle Meral Hanım da geldiğinde muhakkak ki değinecektir Sayın Akşener. Çözüm önerileriniz nelerdir? Samsun'dan başlayalım. Sonra ülke siyasetine doğru gidelim. Ülkenin evet. sorunlarına doğru gidelim. Şimdi tabii Samsun bir defa Türkiye'nin en büyük ekonomileri olmayan namzet ama bir türlü de yerini alamayan bir ilimiz. Yani şu an Türkiye ekonomisindeki yeri 36. sıralarda. Samsun'da en önemli meselelerin başında ekonomi geliyor. Yani işsizlik bunların başında, tarımsal üretimler bunların başında, trafik bunların başında, aynı şekilde kentsel dönüşümler bunların başında, otopark problemleri, kültürel faaliyetler. Yayalar, yapılaşma. Şimdi tabii bundan önceki belediye başkan adaylarımız, mevcut belediye başkanlarımız bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Belediyelerin görevi hayatı kolaylaştırmak. Yani o kentte yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak. Ama bu geçtiğimiz 17 yılda gördüğümüz bir manzara var ki insanların hayatı kolaylaşmak yerine gittikçe zorlaşıyor. Yani artık Samsun'da diğer büyük kentlerde olduğu gibi akşam saatlerinde trafikle haşır neşir oluyoruz. Aynı şekilde otopark problemiyle çok ciddi oranda muhatap oluyoruz. Yine buna benzer işsizlik oranıyla çok ciddi işsizlerle muhatap oluyoruz. Bir de Suriyeliler meselesi var. Yani Samsun'un caddelerinde, sokaklarında, belli bölgelerinde çok ciddi Suriyeliler meselesi var. Evet. Ağır ağır hava kirliliğiyle, çevresel kirlilikle de zaman zaman karşı karşıyayız. Özellikle bu Tekke köy bölgesinde, bu sanayi alanlarıyla evet. ilgili. Tabii işsizlik dediğiniz zaman hemen arkasından yatırım faaliyetleri geliyor. Yatırım deyince de organize sanayileri geliyor. Yani doğru düzgün organize sanayiler bir miktar var ama yeterli değil. Organize sanayi bölgelerinin bir defa net bir şekilde tanımlanması lazım. Mevcut sanayi siteleri var. İşte Gülsan gibi bunların hala taşınmasıyla ilgili ciddi problemler var. Şimdi şunu söyleyeyim. Kentlerde altyapı olmadığı sürece bunu her türlü altyapıdan bahsedebilirsiniz. Yani turizmle ilgili de söyleyebilirsiniz. Turizm de bunlardan bir tanesi. Mesela yeri gelmişken hemen söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde bir kuş cennetine, Bafra kuş cennetine gittim. Turizm açısından sadece kuş cenneti bile Samsun için yeter de artar bile. Yani Manyas'ın iki katı ama Manyas'tan onda biri kadar gündemde değil. Bir şey sormak istiyorum. Tabii. Bu bana çok soruluyor aslında. Bu programımıza gelmeden önce de soruldu. Şöyle bir şey deniliyor. İşsizliğe çözüm için Samsun ciddi bir problem. Bir sanayi alanı oluşturmak ciddi bir işsizliğe katkı sağlayacak. Ama bu bir yandan da bir hava kirliliğine gidecek.
hani biraz daha Samsun'un havasını temiz etmek, temiz olsun istiyoruz. Peki bu başka kalemlerle de, az önce işte söylediniz, tam orada araya girmek istedim. Bir kuş cenneti bile yeter dediniz turizm için. Dahası var. Yani. Ve evet. Onunla birlikte başka, sadece sanayi değil de diğer alanlarda da sanayiye ağırlık verilmekten ziyade o taraflardan da bu işsizliğe çözüm bulunamaz mı? Çok rahat bulunur. Sanayi, Samsun'da neyi, ne olmazı bulmak daha zordur yani. Samsun'da neyi yapamayızın cevabı daha zordur, neyi yapabiliriz nazaran. Mesela Samsun'da medikal sanayimiz var. Dünyada işte 3 tane yer var. Tütingen var, Pakistan var, Samsun var. Ama bunun varlığından Türkiye'de çok insanın haberi yok. Mesela net bir şekilde bu desteklenebilir sırayla gittiğimiz zaman. Aslında siz sanayi dediğiniz zaman, endüstri dediğiniz zaman illa her tarafından dumanlar tüten bir şeyden bahsetmeyin. Mesela yazılım. Mesela yazılım da başlı başına bir sektördür. Ve yatırım maliyeti bir kişiye iş bulma açısından baktığınız zaman, yani yazılım sektöründe bir kişiye iş bulmanın maliyeti 5000 dolarlar civarındayken, endüstri ve üretim sektöründe bu yaklaşık 60-70 bin doları buluyor. Yani bir kişiyi istihdam etmek için. Demek ki Samsun yazılım açısından da bir merkez olabilir. Aynı şekilde tıbbi aletler açısından da bir merkez olabilir. Turizm açısından bir merkez olabilir. Cumhuriyet diye bir değeri var. Yani insanlar dünyada olmayan şeyleri göstererek milyonlarca kişiyi kendi şehirlerine çekerken biz işte 19 Mayıs 1919 bu sene 100. yılını kutlayacağız. Evet, benim bununla ilgili de işte parlamentoda bir teklifim vardı. Sağ olsun hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın genelgesiyle bir miktar bu Samsun yılı Türkiye genelinde kutlanacak ama yetmez. Yani bunu dolu dolu yaşamak lazım. Yani bunu biraz daha parlatıp daha bir yani şimdi daha aslında farklı, böyle bir değer ki zaten yeterince anlamlı ve de değerli. Bütün mazlum ülkelerin kurtuluşuna vesile olmuş, özgürlüklerine kavuşmasına vesile olmuş bir hareketin parlatılmaya da aslında çok ihtiyacı yok. Asıl olan bu değeri bizim bizden sonrakilere aktarmamız. Mesela ne olur? Burada üç boyutlu, daha Bandırma Vapuru'ndan aşağıya indiği andan itibaren o mizansen üç boyutlu olarak bir alanda bunu canlandırmak mümkün. İşte Amasya Tamimi'dir, Havza Yolculuğu'dur, Sivas'tır, Erzurum'dur, Sivas'tır. Neticede Ankara'da Cumhuriyet ilan edilene kadar bir alan düşünün. Mesela ben böyle bir şey hayal ediyorum. Evet. Orada Türkiye'deki özellikle orta eğitim gören öğrencilerin gelip orada 3-4 saatini geçirebileceği ve Cumhuriyet'i görerek hem bu slaytlar olur, 3 boyutlular olur, burada anlatılır ve bu bile sadece öğrencilere eğitim amaçlı bir tur olur. Mesela İzmir'de uzayla ilgili basit bir şey vardı. Bütün öğrenciler oraya senede belli periyotlarla gidiyor. Sadece işte bir şeyin içerisine giriyor, uzay aracının içerisine. Orada yaptığı 5-10 dakikalık bir seyahatlerde bile dünya kadar kuyruk var. Sadece yine bir aykırı örnek olsun. Mesela Antalya'da Tersev diye bir şey yaptılar. Tersev yani neticede çatısı yerde, temeli havada. Bu bile binlerce ziyaretçi alabiliyor. Yani Samsun'da öyle değerler var ki, Cumhuriyet bunlardan bir tanesi. Milyonları biz Samsun'da ağırlayabiliriz. Ve aynı şekilde öğrencilerimize burada her türlü yazılı, görsel eğitimlerle destekleyerek Cumhuriyet'in ne manaya geldiğini, nasıl kurulduğunu, hangi emeklerin harcandığını net bir şekilde ifade edebiliriz. Bu sadece bu bakın Büyükşehir Belediyesi'nin yapabileceği bir şey. Eskiden Samsun'da fuarlar vardı, şu an var mı? Fuarlardan bahsedebiliyor muyuz? Yani şehir her yönüyle canlı olmalı. Yaşayan şehirdir. Şehirler vücut gibidir. Yani insanların aynen işte kalbi var, damarları var, işleyen sistemi var. Bunlardan herhangi bir tanesi nasıl sıkıntı olduğu zaman şehrin vücudun yaşamında sorunlar yaşıyorsak, şehirler de bunun gibidir. Yani her yönüyle elden geçirilmesi lazım. Altyapısıyla, üst yapısıyla, otoparkıyla, yeşil alanlarıyla, kişi başına düşen işte yeşil alanlara bir baktığınız zaman özellikle iç bölgelerde yani ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yani böyle şehrin merkezlerinde böyle yukarıya doğru çıktığımız, hastane başına doğru falan yukarılara çıktığımız zaman öyle kişi başına düşen metrekare yeşil alanında çok da şey olmadığını görüyoruz. Ve bir de Türkiye deprem kuşağında işte bu kentsel dönüşüm, bu binaları gördüğümüz zaman bunların tamamının bir elden geçmesi lazım. Bunların tamamının bir deprem açısından
gözden geçirilip hatta gözden geçirmede de kriter 3 aşağı 5 yukarı belli. 99'dan daha önce yapılan binaların %70'i, %80'i alınan numunelerle biz biliyoruz ki depreme dayanıklı binalar değil. Ben inşaat mühendisiyim. Biraz da bu konuyla ilintili biriyim. Yani Türkiye genelinde bu böyle. Samsun'da da özellikle bu kentsel dönüşüm açısından çok ciddi sorunlar var. Belediye başkanları öncelikle bunun üzerinde de durması gerekiyor. Evet, önemli konulardan bir tanesi de bu söylediğiniz gibi yine kentsel dönüşüm. Ve az önce de değindiğiniz önemli bir konu var. Samsun'da gerçekten yaşayanların ciddi bir şekilde canını sıkan olay trafik. Ve ciddi bir şekilde bu özellikle akşam saatlerinde Samsun'da çok insanın uzun süre trafikte kalmasına neden oluyor. Çok kısa mesafede, çok uzun zamanlarda kat edilebiliyor. Bununla ilgili şimdi çözüm önerileri neler? Şunu söyleyeyim. Bir defa bir özellikle raylı sistem. Mesela raylı sistemin üstten değil de alttan gitmesi bir de en büyük hedeflerimizden biri. Şimdi görüyorum büyükşehir belediye başkan adaylarımız zaman zaman bununla ilgili de belli beyanatlarda bulunuyor, projelerinden bahsediyorlar. İşte bakın, gelişmekte olan ülkeler her şeyi en pahalıya mal eden ülkelerdir. Biz de bunu yaşıyoruz. Yani Samsun'da belki bugün yaptığımız raylı sistem yolun üzerinden giderken diyelim ki 30 kilometre yapıyorsanız altından gidince 15 kilometre yapıyorsun. Ama bu bir şeyi değiştirmiyor. Sonuç itibariyle siz o üstten giden raylı sistemi günün birinde aşağıya indirme gibi mecburiyetiniz var. Şimdi Samsun 1-2'de doğudan batıya doğru gelişiyor. Yani şehri biraz güneye çekmek mümkün. Bakın, Karadeniz şehirlerinde bu tür özelliğe sahip olan enteresan illerinden bir tanesi Samsun'dur. Yani Samsun'u güneye doğru büyüttüğünüz zaman trafiği bir noktada kilitlememiş olursunuz. Şehri, büyükşehir belediye başkanları veya bağlı belediyeler istediği yöne çekebilir. Çünkü neticede imarını bunlar yapıyorlar. Yeşil alanını, sosyal donatısını tümüyle kendileri projelendiriyorlar. Trafiği bir noktaya yığmak, yapılaşmayı bir noktaya yığmak, şehrin gelişim akslarını iyi belirlemediğiniz zaman işte bugünkü sorunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu iyi bir planlamayla ortadan kaldırılabilir. Mesela genelde yollar denize paralel gidiyor. Mesela dikey yollarla da bu işi bir miktar çözmek mümkün. Otopark problemlerini biraz daha mesela yeşil alanların altında otopark yapmak mümkün. Bu da şu an ciddi bir problem olmaya başladı. Yani, tabii. Yeşil alanların altında otopark yapabilirsiniz. Okul bahçelerinin altına otopark yapabilirsiniz. Geniş yolların altına otopark yapabilirsiniz. Katlı otoparklar yapabilirsiniz. Yani artık insanlar çok küçük metrekarelerde yaşıyor. Yani çok basit sistemlerle 2-3 otoyu üst üste kullanarak da daha küçük bir alanda, daha yüksek oranda otopark evet, yapmanız mümkün. Samsun'da siz mesela okul bahçelerinin altını dediniz ama şu an benim gördüğüm şahsi gözlem okul bahçeleri otopark olmuş gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bunlar çok sağlıklı yapılar değil. Yani kesinlikle bunları görüyoruz, işitiyoruz. Yani çocukların oyun alanlarını daralttığımız sürece o çocuklar enerjilerini eğer açık alanlarda atamadığı takdirde benim şimdi bir de araştırma önergem vardı. O da bu dijital bağımlılıkla ilgili. İşte Nemo'lar, bilmem mavi balinalar artık çocukları ne hale getirdiğini, nerelere götürdüğünü biliyoruz. Yani buradan da iyi bir haber vereyim. Geçtiğimiz hafta bununla ilgili benim bir araştırma önergem vardı. Bunun araştırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi, tedbirlerin alınmasına yönelik parlamentoda bütün siyasi partilerin ortak kararıyla böyle bir komisyon kurulmasına da karar verildi. 3 ay süreyle bu Ankara ve Ankara'nın dışında da çalışma kararı aldı. Dolayısıyla bunun neticelerini de hep beraber görmüş olacağız. İşte gördüğünüz gibi nereden dokunsanız ortaya bambaşka sorunlar çıkıyor. İşte aynı şekilde biraz önce kuş cenneti dedik. Orada biliyorsunuz geçmişte belli sıkıntılar yaşandı. Bafra hayvan barınağında belli sıkıntılar yaşandı. Onunla ilgili de benim bir araştırma önergem vardı. O da yine bütün siyasi partilerin hepsinin ortak katılımıyla bu komisyonda kuruldu. Bu da önümüzdeki 3 ay içerisinde biz hayvanları koruma kanunu değil, hayvan hakları kanunu diye bizim kanun teklifimiz var. Bununla ilgili de komisyon kuruldu. Tahmin ediyorum Samsun'a da gelme ihtimalimiz yüksek. Ben bu komisyonların ilk partimiz adına teklif vereni olarak bu komisyonlarda zaten yer alacağız. Bunları da enine boyuna
araştıracağız. Sonunda bir kitapçık haline gelecek. Biz ve bizden sonrakileri de bunlardan istifade edecek. Tabii şimdi sizin çalışmalarınız, siz Samsun milletvekilisiniz ama sadece Samsun değil, bütün ülkeyi ilgilendiren konularda da çok önemli çalışmalarınız var ve şurada gözüküyor ki sadece sizin partiniz ve değil, diğer bütün partilerin milletvekillerinden de bir destek aldığı gözüküyor çalışmalarınız. Evet, bu iki projede yani hepsinden destek aldık. Evet. Hepsine de teşekkür ediyorum. Evet, şimdi tekrar mitinge dönelim istiyorum ben. Biraz daha ülke siyasetine doğru geçelim. Samsun'u konuştuk. Meral Akşener gelecek pazar günü. Şunu soracağım. Ortak miting olmaz mıydı Samsun'da? Şimdi neden olmadı? 100. yıl önümüzde hemen önemli 100. yıl tabii hepimizin bir defa ortak paydası. Evet. Biz 100. yıl konusunda hiçbir ayrım yapmıyoruz. Cumhuriyet bu ülkede vatandaş bağıyla bağlı olan, nüfus cüzdanını taşıyan herkesin ortak değeridir. Dolayısıyla bu etkinlikleri de biz bütün siyasi partilerle hiç ayrım gözetmeksizin beraber kutlamak istiyoruz. Bunu başta Samsun'da kutlamalıyız ve ülke genelinde kutlamalıyız. Diğeri de zaman zaman farklı mitingler de yapılıyor, ortak mitingler de yapılıyor ama önümüzde süreç dar. Yani 31 Mart'ta seçimler var. Liderler kendi programlarına göre bu miting organizasyonlarını yapıyorlar. Ama biz ortak mitingde görmekten mutlu olurduk. Anladığım kadarıyla herhalde programlar çakışmadığı için Millet İttifakı adına pazar günü Samsun'daki mitingimize Meral Hanım katılacak. Ama diğer ittifakın belediye başkanları da bizim mitingimize katılmış olacaklar. Dolayısıyla diğer ittifak adaylarımızla beraber yapıyoruz mitingi. Kılıçdaroğlu olmayacak ama diğer adaylar tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli arkadaşlarımız, belediye başkan adaylarımız olacaklar, milletvekilleri olacaklar. Yine beraber yapmış olacağız. Evet. Bir soru soracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. CHP Samsun'da aday çıkaramadı. Adayları yoktu. Şimdi onu sormak istiyorum. CHP aday çıkaramadı mı? Şöyle söyleyeyim. Ben İYİ Parti'yi temsilen buradayım. Ben de aynı soruyu Sayın Cumhurbaşkanımıza diyorum ki Mersin'de, Adana'da aday AK Parti aday çıkaramadı mı? Mersin'de AK Partili kimse yok muydu? Adana'da AK Partili kimse yok muydu? Yani neticede mevcut yapı, Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi, koalisyonlar dönemi bitti derken koalisyonlar döneminin başladı. Yani bunu da başta görüyoruz işte Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Biz zaten buna karşıydık. Sonunda da muhatap olacağımız buydu. Dolayısıyla aynı şeyleri ben de soruyorum. Adana'da AK Parti'nin adayı yok muydu? Mersin'de AK Partili hiç kimse yok muydu? Şimdi biz bir yerel seçimdeyiz. Belediye başkanları seçeceğiz ama seçim bir genel seçim havasında ilerliyor. Özellikle bir beka sorunu var, yok tartışmaları her iki taraftan da gidiyor. Biz aslında biraz daha yerel adaylara yani yönelmemiz, bizi yerel yöneticilere yönelmemiz gerekirdi. Yani bu biraz daha liderlerin sanki bir genel seçim havasına döndü. Liderler hep konuşuyor gibi duruyor. Bu konuyu da konuşalım istiyorum. Şimdi biz bu konuyla fikrimiz açık ve net. Yerel yönetimleri, yerel yöneticiler konuşmalı. Neler yapacağını, neler edeceğini, planlarını, projelerini, Samsun'a dair düşüncelerini halkla paylaşması lazım. Bizim beklentimiz bu. Yani adaylar projeleriyle Samsun'un sorunlarına nasıl bir yaklaşım var, bunu görmelerini, bunu göstermelerini, bununla ilgili anlatımlarda bulunmalarını beklerken maalesef mevcut iktidar Türkiye'nin de içinde bulunduğu durumda ben çok fazla yapacak bir şey olmadığını bildikleri için daha çok genel meseleleri konuşuyorlar. Yoksa Samsun meydanında burada çiftçilerin dünya kadar problemi var. Yani Samsun tarım özellikle sebze sektöründe Türkiye'ye çok ciddi katkı sağlayan bir il. Aynı şekilde çeltik sektöründe ciddi katkı sağlayan bir il. Fındık konusunda ciddi katkı sağlayan bir il. Yani burada bunlardan bahsedilmesi lazım gelirken işte ortada bir beka meselesidir gidiyor. Şimdi biz şunu söylüyoruz, diyoruz ki 17 yıldır bu ülkeyi idare eden bir yapı var. Eğer bu yapının icraatlarından memnunsanız desteklemeye devam edin. İşte Samsun'da şu an hepimiz bir sürü problemleri konuşuyoruz. Bu problemlerin müsebbipleri bugün bu ülkeyi genelde idare eden hükümetler ve yerelde onların temsilcileri. Bunu bir defa net altını çizmek lazım. Yani bugün Samsun'da, Canik'te, Atakum'da, İlkadım'da, Tekkeköy'de belli sorunlardan bahsediyor isek
Bunun bir müsebbibi lazım. Yani bunu yapan biri var. Yani polis birini öldürdüğü zaman bunun failini arıyor değil mi? Ne öldürdü, niye öldürdü, nerede öldürdü, kimdir, arada bir ilişki mi var, ne var ne yok. E şimdi bugün biz bu kürsüye bütün adayları çağırıyorsunuz ve herkes bir şeylerden bahsediyor. Bir sorunlardan bahsediyor. O zaman bu sorunların kaynağı kim? Mevcut hükümet. Ben de buradan Samsunlulara diyorum ki 17 yılda Samsun'u getirdikleri nokta ortada. Yani hiçbirimiz halimizden memnun değiliz. İşte işsizlik oranı aldı başını gitti. Otopark problemimiz var diyoruz. İşte çarpık yapılaşma var diyoruz. Şehir yanlış yerde büyüyor diyoruz. Neredeyse hava kirliliği problemleri başladı diyoruz. İşte öbür tarafta medikalciler rahat değiliz diyor. İşte devlete satıyoruz, paramızı geri alamıyoruz diyoruz. Bunlar Samsun'un gerçekleri. Yani bunlarla ilgili bu problemlerin oluşmasında bunların katkısı var. Benim de beklentim hiç olmasa bu problemlerin müsebbibine bir sarı kart göstermeleri. Yani sahada bile futbolcu eğer bir yanlış hareketin içerisine girmişse önce hakim çağırır, sarı kart gösterir. Israr ederse de kırmızı kart gösterir. İşte seçimler böyle bir şeydir. Yani bizi izleyenlerin, vatandaşlarımızın hiç olmazsa hükümete ya senin bu gidişatında bir yanlışlık var. Bu uyguladığın projelerde bir sıkıntı var deyip ben bir sarı kart göstermesini bekliyorum. Dolayısıyla burada beka sorunu diye bir şey söz konusu olamaz. Yani biz muhtar seçiyoruz, belediye meclisine üyelerimizi seçiyoruz, belediye başkanlarımızı, büyükşehri seçiyoruz. Bunun bekayla nasıl bir ilişkisi olabilir? Türkiye içinde bulunduğu jeopolitik durum itibariyle her zaman tehdit altında olmuştur. Türkiye, Anadolu'ya biz geldiğimiz günden beri tehdit hiç bitmedik. Yani bunun onlarca örneği var, yüzlerce örneği var. Dolayısıyla zaten Türk milletinin her zaman uyanık olması lazım. Her zaman tehditlerle karşı karşıyayız. Orta Doğu'dan tehdit altındayız. Ege'den işte 12 adalardan bahsediyoruz. Bak nerede yani tehdit deyince ne algılanır? Her şey algılanır. İşte Rus uçağı düştü. Tehdit de bu. Orta Doğu'da Suriye'de meseleler çıktı. Tehdit de bugün Suriye'den 4 milyon vatandaşımız Türkiye'de yaşıyor. Biz buna 35 milyar dolar para harcamışız. Eğer böyle bir şey olmamış olsaydı 35 milyar dolarla bu ülkede neler yapılacağını tahmin bile edemezsiniz. Evet. Dolayısıyla yani bu tehdit her zaman var. Dün vardı, bugün var, yarın da olmaya devam edecek. Bunu bugünün 2019'un yerel seçimlerinin malzemesi yapmak yani bütün bu meselelerden başka bir yöne doğru insanların yönünü çevirmek. Yani yereldeki olup biteni boş verin. Bakın başka türlü meseleler var gibi. Ben biraz hedef saptırma olarak algılıyorum. Biraz algı oluşturma diye değerlendiriyorum. Yoksa ülkenin her zaman beka problemi var. Her zaman bu tehditler var. Biz her zaman birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu'nda ben ikinci dönemdir görev yapıyorum. Bakın bütün bu meseleler Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu'nun oy birliğiyle alınmıştır. Bak tekrar söylüyorum. Yani Afganistan'a asker gönderme meselesi, Orta Doğu'ya asker gönderme meselesi, Kuzey Irak'taki hareket, bütün siyasi partilerin, ben o bir tanesini saymıyorum ama diğer siyasi partilerin tamamının tekrar söylüyorum, oy birliğiyle aldığı kararlardır. Yani yurt dışından gelen tehdite karşı Türkiye'de bir bölünmüşlük yok. Bir farklı görüş yok. Cumhuriyet Halk Partisi'de, Milliyetçi Hareket Partisi'de, İyi Parti'de, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri de dahil, bakın bu tehditler karşısında her zaman oy birliğiyle karar vermiştir. Sanki arada bir görüş sorunu var da, zaman zaman bunlar yaşanıyor da, bunu biz yerelde kime anlatacağız, ne anlatacağız? Yani yerelde Cumhuriyet Halk Partisi'nin veyahut da bizim grubumuza, Millet İttifakı'na oy veren insanlar sanki beka konusunda Cumhur İttifakı'ndan daha mı az duyarlı veyahut da Cumhur İttifakı öbüründen daha mı fazla duyarlı? Bu insanların arasına duvar örmektir, mesafe koymaktır, kutuplaştırmadır. Bu da ülkeyi iyi bir yere götürmez. Tam tersine siyaset insanların arasına duvar örmez. Bu demokratik yarıştır. Bizim bütün iddiamız mevcuttan daha iyi yapacağımızdan ibarettir. Bunun dışında başka bir iddia yok. Dün tam bununla ilgili bir açıklama vardı. Beka FETÖ'dür, PKK'dır, emperyalizmin işte insanlar üzerindeki emelleridir diye. Acaba bu şöyle bir şey midir? Hükümet veyahut da Cumhur İttifakı daha çok belediye kazanırsa, büyük şehirleri kazanırsa acaba bu tehlikeleri daha mı kolay bertaraf edebilir? Şimdi buna inanmak mümkün değil. Yani eğer siz bu beka meselesini
PKK üzerinden, HADEP üzerinden yapıyorsanız ben kısa bir örnek vermek istiyorum. Bakın 63. hükümeti kim kurdu? Sayın Ahmet Davutoğlu kurdu. O zaman tek başına iktidar olamadığı için diğer siyasi partilerden de yani azınlık hükümeti gibi milletvekillerini alarak, davet ederek hükümeti geçici bir süreyle hükümet kurdu. Peki bu hükümete bakan veren kim? Ben size söyleyeyim. O gün Cumhuriyet Halk Partisi bakan vermemişti. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Tuğrul Türkeş Bey kabul etmişti. İki kişi daha kabul etti. Biri Avrupa Birliği Bakanı Müslüm Doğan, öbürü de Kalkınma Bakanı Konca'ydı. Yani eğer siz bunlarla işbirliğinden bahsediyorsanız daha size iki tane örnek. Ya bunun dışında beka meselesini, PKK her zaman bir terör örgütüdür. Bizim bu onlarla zaten İYİ Parti olarak işimiz gücümüz olmaz. Ne FETÖ'yle ne PKK'yla. Yani şu memleketin aleyhine kim ne düşünürse, kim dinamit koymaya kalkarsa herkesten önce bizi bulur. Ama bunlarla çadır mahkemesinden tutun, Diyarbakır Meydanı'ndan tutun, hendekler kazılırken 700 küsur şehidimiz var. Yani bunlar öyle yenilir yutulur şeyler değil. Devlet arkasını döndü. Öbür tarafta ben de dün Sayın Cumhurbaşkanımızı takip ettim Mardin'de. Kazılan çukurlardan bahsediyor. Peki koskoca devlet geleneği olan devlet bu çukurlar kazılırken neredeydi sormazlar mı? Yani biz devletin bir teşkilatı var. Uçan kuştan haberi olan bir teşkilat olması lazım değil mi? Yani bu FETÖ'de de böyle, kazılan çukurlarda da böyle. Devletin bu işlerden bilgisinin olmadığını ben inanmak bile istemem. O zaman daha nelere muhatap olduğumuz zaman biz habersiz olacağız. Onun için bunlar bugünün bence konusu değil, tehdittir. Hep beraber karşısında duralım. En ufak bir itirazım yok. Ama yerel yönetimlerle bunların arasında bir ilişki yoktur. Evet. Peki şöyle bir şey var, söyleniyor, iddiaları söylüyorum. HDP birçok yerde aday göstermedi. Ve deniyor ki, hep konuştuğumuz konu ama yine seçim üzere olduğu için tekrar konuşuruz. Evet. HDP aday göstermedi. Neden göstermedi? İşte Millet İttifakı'na destek vermek için göstermedi. Ama tabii ki açıklamalar sürekli var biz. Hani bir birlikteliğimiz yani yok diye. Peki bu çok sürekli bana gelen sorular arasında da size sormamı istenilen sorular arasında. Hayır, memnuniyet. HDP'li ittifak var mı? Yani bizim onlarla en ufak bir bağımız söz konusu olamaz. Böyle bir ittifaktan da bahsedilemez. Neden aday çıkarmadılar sizce? Ben HDP'nin ne yöneticisiyim, ne partiyle bir irtibatım var. Neden aday çıkarmadığı konusunu bence HDP'ye sormak lazım. Hangi bölgede niye çıkarır, niye çıkarmaz? Netice itibariyle bizim kesinlikle ilgi alanımızda olmadığı için bazen fason adayları da olabilir. Ben bilmiyorum mesela Samsun'da HDP'nin adayı var mı yok mu? Ben Samsun milletvekiliyim. Mesela nerede aday yok ben bunu bilmiyorum. Yani nerede aday yok? Herhalde bahsettiğiniz Ankara, İstanbul, İzmir gibi bölgelerde, büyük şehirlerde adayının olmadığını düşünüyorsunuz. Yani o bizim ilgi alanımızda değil. Ama ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları'nın, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları'nın da Kürt seçmenden oy istediğini ve istemesi lazım geldiğini düşünüyorum. Tabii. Yani şimdi dolayısıyla aday göstermemeleri herhalde en fazla kendi partilerine olmadığına göre, seçime girmeyeceğine göre bu seçmen tahmin ediyorum AK Parti'ye de oy verecektir. Millet İttifakı'nın adayına da oy verecektir. Dolayısıyla hiç kimsenin oyu kimsenin cebinde değil. Sanki oradaki Kürt kardeşlerimizi de bu tür söylemlerle ötekileştirmiş oluyoruz. Yani bizim teröre bulaşmamış Kürt kardeşlerimizde ne problem olur? Tarih birliğimiz var, kız almışız, kız vermişiz. Ama böyle habire sanki HADEP deyince Kürt vatandaşlarımızın hepsi de onun içine giriyor. İşte İstanbul'da %10 oy almış. Bu %10 oy da sanki HADEP'in cebindeymiş. Bunu da herkese dağıtıyormuş gibi bir mantıkla hareket etmek en azından oradaki yaşayan sağduyulu Kürt vatandaşlarımıza hakarettir diye ben algılıyorum. Dolayısıyla bir siyasi partidir. Biz onu siyasi partiyi bir defa şunu da söylüyorum. Bizimle bir irtibatı olamaz. Bunların da biz de biliyoruz ki belediye başkan adayları ve milletvekilleri Kandil'den tespit ediliyor. Yani bununla ilgili kimsenin bir şeyi yok. Nasıl söyleyeyim, çekincesi yok. Bu konuda ittifak var ama ben de buradan soruyorum. Siz bu partiye şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesinden 92 milyon lira para aktardınız.
Bunlar madem terör örgütü, madem suça bulaştılar, bunların da uzantısı neden bu paraları aktarıyorsunuz? Ben de buradan onu soruyorum. Yani bu paralar nereden geliyor? Fakir fukaranın değil mi? Vergilerimizden, evet. Fakir fukaranın rızkından aktarılan, onlara dağıtmamız lazım gelen, bu ülkenin kalkınmasına harcayacağımız paraları siz gidip Türkiye bu veriyorsunuz. Peki veren kim? Mevcut hükümet. Yani bizim bir yetkimiz mi var? Ben şu an iktidarda mıyım? Ben şu an kime ne verebilirim? Peki yasal olarak verilmeme yetkisi var mı? Eğer bakın, eğer suça iştirak ettiğini düşünüyorsanız yardım ve yataklık demektir bu. Hı hı. Yani siz FETÖ'ye yardım ve yataklık, bankaya para yatıranları gel bakayım diyorsun. Bu parayı niye yatırdın? Sen FETÖ ile irtibatın var diyorsun değil mi? Aynı şekilde devletin 92 milyonunu göz göre göre aktarıyorsun. Her seçimde aktarıyorsun. O zaman gereğini yapacaksınız. Yani siz şu an yürütmede, yargıda her neyse sizin elinizde. Yani bununla ilgili para ödenmeyecekse, bunlar teröre bulaşmışsa ödemeyeceksiniz. Buna engel olacaksınız. Yani neticede bunlar ülkemize tehdit olarak dönüyor. Yani bu işbirliğini bundan daha önemlidir. Yani adamların aday çıkarıp, HDP'nin adayı çıkarıp çıkarmamasından daha önemlisi budur. Bu paraları bunlara vermezseniz, bunlar da zaten adaylarını çıkaramaz. En azından ülkenin aleyhine bir faaliyette bulunamazlar. Yani bunun dışında bizim HADEP'le hangi benzerliğimiz olur, neyimiz olur? Bu partide, tabii bu partinin kuruluş itibariyle herkese yer var. Sağda da, solda da kendini vatanperver hisseden herkese yer var. Ama iki gruba yer yok. FETÖ'cülere yer yok, PKK'ya yer yok, vatan düşmanlarına yer yok, millet düşmanlarına bu partide yer bulamazlar. Yani mesele bundan ibaret. İlişki kurmanın, işte bu da yine bir kamplaşma gibi. Sanki neticede bir yerel yönetime gidiyoruz. İddiamız bu işleri sizden daha iyi yapmak. Yani bunu böyle kutuplaştırmanın, zillet demenin, zillet ittifakı demenin, insanları bir yere doğru dizmenin hiç kimseye bir faydası yok. Neticede 31 Mart seçimleri bitecek. 1 Nisan'da bu insanlar birbirleriyle kucaklaşacaklar. Mahallede kucaklaşacaklar, ilçelerde kucaklaşacaklar, illerde kucaklaşacaklar. Yani bunların arasına bu tür şeyler koyup, bariyerler koyup kutuplaştırmanın bu ülkeye hiçbir katkısının olmadığını düşünüyorum. Bizim bakış açımız şu. Yani bizim bir beldede belediye başkanı kazanmamızın bir önemi yok. Bir kişinin kalbi kırılmasın, biz de o beldede belediyeyi kazanmayalım. Bizim bütün seçime de, ülkeye de bakış açımız budur. Bunun evet. Ötesinde bir şey yok. Tabii sorduğum sorular önemli cevaplar aldığımı düşünüyorum ki özellikle söylediğiniz şey tırnak içinde HDP'nin çıkardığı adayların birçoğunun Kandil'den yönetildiğini, Kandil'den çıkarıldığını biz de düşünüyoruz dediniz. Orası önemli. Biliniyor bu. Herkes evet, bunu herkes söylüyor, biliniyor. Şimdi önemli başlıklardan bir tanesi. Çok konuştuk, biz çok işledik, haberler yaptık. Tanzim satış noktaları, tanzim kuyrukları. Samsun'da da birçok noktada kuruldu. Büyük şehirlerden sonra işte gidiyoruz daha uygun fiyata, işte paramızı veriyoruz. Belli bir miktarlarda alıyoruz. Tabii şimdi sadece alan açısından baktığımızda diğer marketlere, pazarlara göre daha ucuz ürünler almaya başladık oradan. Çözüm mü? Önümüzdeki süreçte ne olacak? Bu devam etmeyecek muhtemelen. Çok uzun süre devam etmeyecek. Tekrar kalktığında biz yine pahalı mı ürün alacağız? Bununla ilgili İYİ Parti'nin çözümü nedir? Önümüzdeki süreçte ne olmalı da bu düzelmeli? Ben yerel yönetim açısından bunu sormak istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Hakikaten bugün ülkenin gündeminde tanzim satışlar var. Biz bir defa siyaset olarak, parti olarak vatandaşın öyle ucuz gıda yemesine karşı olan bir grup olamayız. Hiç kimse olamaz. Yani devletine ucuz gıda sunan her kim olsa yani bundan olumsuz bir sonuç çıkarmak bizlere yakışmaz. Ama şunu söyleyeyim. Devlet 2 liraya soğanı satarken, 3 liraya patatesi satarken bunu nereden alıyor? Kimden alıyor? Yani 1,5 liraya alıp 2 liraya mı satıyor? 2 liraya alıp 3 liraya mı satıyor? Mesele o değil. Mesele şu. Yani devlet bunu görev zararı sayıyor. Gidiyor 3 liraya aldığı domatesi geliyor 2 liraya satıyor. Peki bu aradaki 1 liralık farkı kim ödüyor? Siz. Bizim yani devlet görev zararı olarak bunu karşıladığına göre bunun finansmanını sağlayan taraf 3 liraya alıp 2 liraya sattığınız zaman o aradaki 1 lirayı millete yazıyorsunuz. Yani milletin bir cebinden verirken öbür cebinden alıyorsunuz. Kaldı ki bunun çözümü bu değil. Bunun çözümü kesinlikle üreticiyi desteklemek.
Yani siz bugün bir manavda, manav düşünün. Elektrik kirası var mı? Var. Su parası var mı? Var. Kirası var mı? Var. Personel çalıştırıyor mu? Çalıştırıyor. Yer kirası ödüyor. Vergisini ödüyor. Domatesi de 5 liraya satıyor. Değil mi? Bütün bunları yaptıktan sonra bunları kime ödüyor peki? Devlete ödüyor. Peki siz şu yaptığınız imkanları tanzim satışta satarken yer kirası var mı? Yok. Personel parası var mı? Yok. Elektrik var mı? Yok. Su var mı? Yok. Vergi var mı? Yok. Nakliyeye bir para ödüyor musun? Yok. Çalışan, belediyenin çalışanı. Siz bu imkanları Samsun'da kime sağlarsanız sağlayın, inan sağlayın. Biz o zaman soğan 2 liraya değil 1,5 liraya yeriz. Siz bu imkanları şu halde bizim köşedeki manava da sağlayın. Halde bunu toptan satana da sağlayın. İnanın biz bu rakamlardan daha ucuza bunu yeriz. Yani netice itibariyle siz üreticiyi desteklemediğiniz sürece bunun ana maliyetlerini düşürmeniz lazım. Birkaç tane şey söyleyeyim. Yani Türkiye'de üretici fiyatları yerinde dururken tüketici fiyatlarını alıp başını gidiyor. Mesela örnek ben size söyleyeyim. Şimdi süt ürünleri 2002 yılında mesela süt yeminin fiyatı 204 lira, 2011'de 640 lira, 2018'de 1500 lira. Yani süt ürünleri üretici bazında söylüyorum. Yani üreticiler açısından %253 artarken tüketici bazında %642 artıyor. Yani bu aradaki 3 kat artışı Sayın Cumhurbaşkanı diyor yani bu aradaki marj. Bakın işte devletin görevi bu. Bu insanlar ekmiyorlar ve de biçmiyorlar. Gerekçesi şu, maliyetleri kurtarmıyor. Şimdi siz yata verdiğiniz mazottan vergi almayacaksınız. Çiftçiye verdiğiniz mazotu 6 liradan satacaksınız. Verdiğiniz ufak tefek desteklerin bir önemi yok. Gübrenin şu an torbası 100 liranın üzerinde. Ne olacak? Yani girdileri düşürmediğiniz sürece bu ülkede bizim ucuz gıda yememiz mümkün değil. Dünyanın her yerinde tarım sektörü desteklenir. Dünyanın her yerinde böyledir. En azından savunma sanayi kadar tarım sektörü de önemlidir. Hiçbir zamanda %30'un altına yani ana şey aslında büyüklük açısından ekonomik büyüklüklerde %30'un altına, 25'in altına tarım sektörü düşmez. Yani en az savunma sanayi kadar stratejiktir. Nasıl bir savunma sanayini her halükarda destekliyor isek aynı şekilde tarım sektöründe bizim desteklememiz lazım. Tarım Bakanı da tam bununla ilgili yeni bir açıklaması verdi. Siz de bilirsiniz. Ben, siz istediğiniz kadar füze yapın. Eğer dolabınız boşsa yaptığınız şeyin bir önemi yoktur. Biz ona günaydın diyoruz. Biz şunu her zaman söylüyoruz. Diyoruz ki hatta bizim parti programında da var. Biz bu işe tarım sektörüne 50 milyar dolar ayıracağız. 5 yıl içerisinde de söz veriyoruz. Türkiye tarım ürünleri ithal eden değil, tarım ürünleri ihraç eden bir ülke olacağız. Nasıl olacak? İşte bu tür desteklerle olacak. Destekleyeceğiz. Bunun başka bir çözümü yok. Aynı şekilde diyor ki hayvan varlığı Avrupa'da bir numarayız diyor Sayın Tarım Bakanı. O zaman bizim Samsun sahillerinde anguslar ne geziyor diye sorarım ben, değil mi? Geçen bir 20 bin tane geldi. Şehire bile giremedik kokudan yani. Evet. Şimdi bunun bir tutarlılığı olması lazım. Madem sebze üretimimiz arttı, Sayın Cumhurbaşkanımız geçen sarayda topladı özellikle tarım kredi kooperatiflerini, bu üreticileri ne kadar arttığını söylüyor. Bakın soğan, domates, biber Samsun'da gördüğünüz ilk toprağa dikin biter. Peki biz soğanı Mısır'dan getirirken değil mi? Soğan şu an Mısır'dan geliyor bize doğru. Mercimek Afrika'dan doğru Mısır geliyor. Mısır ve patates en bol olan şeylerden. Yani zaten. Bu coğrafyada biz bunları ithal edip getirip meydanlarda, tanzim satışlarda satıyorsak ortada bir yanlışlık yok mu? Ben bunu soruyorum. Yani biz neden bunu yurt dışından gıda ürünlerini getiriyoruz? İşte bugün buğdayı bile 1500 liraya getiriyoruz. Biz 950 liraya şey alıyor, toprak mahsulleri ofisi alıyor. Biz yurt dışından 1320, 1400, 1500 liraya buğday getiriyoruz. Yani yurt dışından biz tarım ürünü getirdiğimiz sürece bu işte bir yanlışlık olduğunu yoldan geçen kime sorsanız bilir. Yani biz neden Türkiye'nin dört iklimi yaşayan bir coğrafyada yaşıyoruz. Her mevsim var. Her mevsimde yetişen ürünler var. Biz en basit soğanı bile Mısır'dan alıyorsak bu işte bir yanlışlık var. Bu yanlışlığa da bir dur demek lazım. Bunun sebebi de çok basit. Yani üretici desteklenmiyor, tüketici habire fiyatlar, tüketici fiyatlarının artışına üretici fiyatları yetişemiyor. Mesela domateste de aynı şey var. Üretici fiyatları %66 artarken tüketici fiyatları %130 artıyor. Yani
üreticinin cebine giren bir şey yok. Piyasa, insanlar ekip biçmediği için üretim azalıyor. Az olan üretimi de çiftçinin cebine giren bir şey yok. Aracılar, komisyoncular bu aradaki marjı onlar alıyor. İşte devletin aynı zamanda biz insanların bulunduğu yerde doymasını istiyoruz ki göçün de önüne geçelim. Yani bugün köylü dediğimiz insanlar artık üretmiyorlar. Tüketim toplumuna dönüştü. Yumurtasını, ekmeğini, sebzesini üretmeyen bir köylüden bahsediyoruz. Onlar da geliyorlar şehirde yaşayan insanlar gibi alıp götürüyorlar. Evet. Yani neye ekelim? Çünkü biz harcadığımızın karşılığını alamıyoruz diyorlar. Ama bunları duyan yok. Belki bu seçimde duyarlar. Zaten hükümet hiç kimseyi duymuyor. Yani şimdi emeklilikte yaşa takılanlar. Yani bu ülkede ziraat mühendisleri, işsizler dernek kuruyor. Yani şu an bir de işsizlik aldı başını gidiyor. Genç işsizlerimiz var. 19-24 arası işsizlik oranı %24. Yani her neredeyse 4 gencimizden biri işsiz. Üniversite mezunuyla övünüyoruz ama üniversite mezunu işsizler ordusu var. Öbür tarafta emeklilikte yaşa takılanlar var. Her seferinde parlamentoda gündeme getiriyoruz. Ya kanun geriye doğru işler mi? 99'da insanlar işe girerken o şartlarda girmişler. Yani bugün bunun bile bakın meydanlar bu olumsuzluklarla dolu. 3600 ek göstergeyle meydanlar dolu. Emeklilikte yaşa takılanlar dolu. Peki bununla ilgili Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. Onu sormak istiyorum size. Bu ciddi bir yük getirir. Bunun sıkıntısını yaşarız diye bununla alakalı. Ona ne diyeceksiniz? Vallahi yani o, bak şimdi şöyle tasarrufa... O miktarı oraya aktardığımızda... Şimdi ben iş dünyasından geliyorum. Hiçbir zaman işçiden, çalışandan tasarruf edilerek bir firmaların büyüklüğüne şahit olmadım ben. Yani bu bir ülkeyi yönetmeyle diyelim bir şirketi yönetmek. Ülke de aynıdır diyorsunuz. Aynıdır. Yani ben çalışandan tasarruf edilerek büyüyen ekonomi ben tanımıyorum. Çalışanla bak bunun altını tekrar çizerek söylüyorum. Yani siz bir işletmede işçinin maliyeti mesela yazılım mazılım sektörlerinde bir miktar yüksek olabilir ama hani özellikle sanayi sektöründe yani devletin büyüklüğünde baktığınız zaman çalışanların aldığı ücretleri tasarruf meselesi olan bir hükümetle ben ilk defa karşılaşıyorum. Yani dolayısıyla tasarruf nereden başlar? O ülkeyi yöneten, idare eden insanlardan başlar. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı sevdik. Ne zaman? 2002'de geldi Ankara'ya değil mi? Bir Keçören'de 3 odalı bir evde kaldı. Dedi ki Çankaya'ya taşınmaya gerek yok. Hatta lojmanları da satalım dedi. Ona da itiraz etmedik. Ama bugün 1000 kişilik bir saraya sığmamasını yadırgıyorum. Günlük 2 milyona yakın harcaması var yadırgıyorum. Yani aynı şekilde 13 tane uçağı var. O gün bir taneydi yadırgıyoruz. Şimdi bunu itibardan tasarruf olmazla anlatmak mümkün değil. 2002'de de bu ülkenin itibarı vardı. 2018'de de itibar olacak. 2048'de de bu ülkenin itibarı olacak. Dolayısıyla işte makam araçları sayısını azaltacağız dedi. Hiç azalan bir şey yok. 125 bin tane makam aracımız var. Azalan bir şey yok. Kurum ve kuruluşların ödediği çok ciddi kiralar var. Yani devletin arazisi mi yok? Kendi arazilerine genel müdürlükleri, bakanlıkları yapmak yerine milyon milyon biz bakanlıklara kira ediyoruz. Bakın işte tasarruf buralarda olur. Nereden sağlayacağız diyor ya. Bakın buradan elde ettiği gelirler, buradan sağladığı tasarruflar bu söylediği emeklilikte yaşa takılanlara da yeter, EYT'lilere de yeter, 3600 ek gösterilere de yeter, fakir fukaraya da yeter. 35 milyar bu ülke Suriyelilere para harcadı, kimsenin gıkı çıkmıyor. Yani emekli yaşa takılanlara gelince de böyle böyle problemler. Bunları kabul etmek mümkün değil ama biz onlara da buradan sesleniyoruz. İşte bütün bu olumsuzluklardan siz de etkileniyorsanız hiç olmazsa bu sefer bir sarı kart gösterin. Bizim de beklentimiz budur. Evet, tasarruf başka noktalardan yapılarak EYT'lilerden değil de bu karşılanabilir. Bu insanların, vatandaşların problemleri de bu şekilde çözülebilir diyorsunuz. Artık sona doğru geliyoruz. Meral Akşener gelecek dedik. Ülke siyasetini konuştuk. Son birkaç sözünüz vardır muhakkak Samsun seçmenine, ülke seçmenine, bizi izleyen Türkiye'deki milyonlara neler söylemek istersiniz? Bir defa her şeyden önce şunu söylemek isterim. Bu seçimler neticede yerel yöneticileri ve idarecileri seçeceğimiz seçimler. Mahallemize muhtar seçeceğiz. Beldemize belediye başkanı seçeceğiz, ilçelerimize, illerimize ve büyük şehirlerimize belediye başkanı seçeceğiz.
böyle boş vaatler yerine, uçan kaçan vaatler yerine, gerçekten şehre dokunan, şehrin problemlerine dokunan ve yapılabilirliği olan projelerine baksınlar. Yoksa ülkenin genel politikalarıyla işte bugün biz iktidardayız, iktidarda olduğumuz için belediye başkanlarının muhalefet kazanırsa şöyle olur, böyle olur gibi boş vaatlere inanmasınlar. 89 seçimi bunun örneğidir. Limon gibi sıkılmayı tarif ediyordu ama bu memlekette o dönemin aynı iktidarı, Anavatan Partisi'nin böyle bir propagandası vardı. Aman ha biz iktidardayız bakın. O zaman millet o partiye inanılmaz bir ders vermişti. Ben bu dönemde de çünkü yerel yönetimler eğer iyi idareciyse, iyi yöneticiyse ben inanıyorum ki kendi bütçesini de, kendi finansmanını da kendisi oluşturur. Buralar aynı zamanda da belediyeler, İller Bankası'ndan geliri olduğu gibi yapacağınız bir sürü faaliyetlerle de gelir elde etmeniz mümkün. Bu tanzim satışları da, uygun satışları da, köylü pazarlarını da, üretici birliklerini de, mesela Samsun'un en önemli mesela fındık mesela. Stratejik %75'ini biz üretiyoruz ama bizim fındığın fiyatı İtalya'da, Almanya'da belirleniyor. Yani bu olacak bir şey mi? Aynı şekilde bunları da belediyeler böyle lisanslı depoculukla bunları organize edebilir. Aynı şekilde fındık konusuna da el atıp çünkü bu bölgenin çok önemli. Kesinlikle organize sanayiler marifetiyle bakın organize sanayiler marifetiyle iş adamlarına kolaylıklar sağlayabilir. Onların oralarda yatırım yapmalarını sağlayabilir. İş ve istihdam böyle sağlanır. Yani bunun başka türlü bir yöntemi yok. Yani habire belediyeleri yandaşlarınızı doldurmayla bununla iş oluşturduk demeyi ben anlamıyorum. Bugün İşkur marifetiyle 1000 kişi, 5000 kişi bir yerlere dağıtmak bu ülkenin işsizlik sorununu çözmez vesselam. Neticede yatırım alanlarının oluşması lazım. Tarımın desteklenmesi lazım. Köylü bulunduğu yerde sanayici ona sağlanan özel alanlarda ki bu Samsun, bakın hava ulaşımı var, kara ulaşımı var, deniz ulaşımı var, demir yolu var. Yani demin söyledim Samsun'da olmayanı bulmak zor. Dolayısıyla yatırımcıları Samsun'a çekmek için yerel yöneticiler çok ciddi faaliyetler içinde bulunabilirler. Bunun yöntemi de bu. Serbest bölgeler oluşturabilirler, endüstriyel alanlar oluşturabilirler. Bunlar Samsun için bunların tamamı mümkün. İşte bunlar alan olarak, mekan olarak yerel yöneticilerin görevi, belediyelerin görevi. Bunlarla ilgili kanuni düzenlemeleri yapmak da hükümetin görevi. İşte bu arada bir balans oluşturmak lazım. Biz diyoruz ki şu ana kadar yapılanlara bir baksınlar. Memnunsalar hallerinden buyursun devam etsin herkes. Ama şikayet ediyorsalar demokrasi adına biz de diyoruz bir alternatifiz. En azından 5 yılda Samsun'u yönetmek üzere bize de bir imkan, bize de bir fırsat versinler. Biz de en azından Samsun'a hizmet etme şerefine nail olalım. Eğer biz de bu işi başaramazsak bundan sonraki seçimlerde bize de oy vermemiş olurlar. İşe bu cepheden bakmalarını evet. Ben onlara öneriyorum. Ayrıca tekrar söylüyorum, 31 Mart'ta bu seçimler bitecek. Lütfen bizim için eşinizle, dostunuzla kötü olmayın. Yani ülkede gerginlikten daha çok birlik, beraberlik ve dostluğa ihtiyaç var. Ben bizi izleyenlere teşekkür ediyorum. Siz de bize fırsat verdiniz, imkan verdiniz. Derdimizi anlatma. Efendim biz teşekkür ederiz. Çok önemli konulara değindik. Hem yereldeki seçime değindik. Hem de ülke genelindeki önemli konulara, önemli siyasi tartışmalara da değindik. Ve en önemli konulardan bir tanesi sizin o son söyledikleriniz arasında Samsun'un yatırım için her şeye durumu var. Tamamen müsait. Önemli olan yatırımcıyı buraya çekmek ve önemli politikalarla burada belli başlı düzenlemeleri yapabilmek. Çünkü bu şehir hepsini kaldırabilecek güçte ve imkana İyi bir sahip. Ustaya ihtiyaç var. Evet. Yağ var, un var, şeker var. Ama ustalar da alanda dolanıyor. Seçsinler diyorum ben. Evet. Güzel mesajlar. İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar bizlerleydi efendim. Çok teşekkür ediyoruz tekrar programımıza katıldığınız için. Az önce özetledik. Yine önemli konuları konuştuk. Artık seçim yaklaşıyor. Çok az bir zaman kalıyor. Ve tekrar hatırlatırım. Pazar günde Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanı Samsun'da olacak. Saat 2'de Cumhuriyet Meydanı'nda olacak. Seçmenlerle buluşacak diyelim. Ve bu şekilde de programımızın bugün de sonuna geliyoruz efendim. Mutlu günler diliyorum. Haberaksi TV'den ayrılmayın.
Burcu Düzgün Çoban'la Haberin Sesi konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Cuma saat 13'te iç mimar, tasarımcı, eğitmen Özlem Berk Haberin Sesi'ne konuk oluyor. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir kadının istediğinde nasıl engel tanımadığını, girişimcilikte nasıl başarı kazandığını konuşuyor.